Sevgili gençler, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Elbette devam ediyoruz. Arkadaşlar, kolligatif özellikleri işliyorduk. Kolligatif özelliklerin ikincisi kaynama noktası yükselmesiydi. Kaynama noktası yükselmesiyle ilgili arkadaşlar birkaç soru çözdük. Şimdi kalan kısmı birlikte işleyeceğiz. Kazanımımızı elde edeceğiz ve sonrasında elbette bol bol sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar, bir çözeltinin kaynama noktasındaki yükselme ne ile gösterecekmişiz? Delta T K ile gösterecekmişiz. Aşağıdaki formülle hesaplanabilir. Arkadaşlar, bu formülde yazacağımız formülde delta T K, delta zaten Yunanca'da ne demek? Fark demek. Kaynama noktasındaki yükselmeyi ifade etmektedir. Küçük M ile göstereceğimiz arkadaşlar molal derişimi ifade etmektedir. Bunu biliyoruz zaten. Büyük K, küçük K ise kaynama noktası yükselmesi sabiti. Arkadaşlar, bu su için 0,52 santigrat bölü molal. Bu değer mutlaka parantez içinde size ne yapılır arkadaşlar? Verilir. IS ile gösterdiğimiz ise arkadaşlar iyon sayısı ya da diğer bir adıyla arkadaşlar faktördür. Faktör. Bunun nasıl bulunduğunu birazdan göreceğiz. Arkadaşlar, formülümüz şu. Kaynama noktasındaki yükselme eşittir. Kaynama noktası yükselme sabiti ne? Kullanmış olduğunuz saz sıvının çarpı molal derişim çarpı iyon sayısı. Evet arkadaşlar, bu formülümüz oldukça önemli. Bu formül sayesinde hazırlamış olduğumuz bir çözeltinin kaynama noktasındaki yükselmeyi rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Hemen iyon sayısı nasıl hesaplanır ona bakalım. Arkadaşlar, eğer sizin çözünen maddeniz moleküler ise, yani diğer bir ifadeyle moleküler çözünüyorsa, iyon sayınız o zaman 1 arkadaşlar. Ya da faktörünüz 1. Örnek şeker arkadaşlar. Şeker nasıl çözünür? Şeker moleküler çözünür. Şeker moleküler çözündüğü için arkadaşlar iyon sayısını kaç alıyorsunuz? 1 alıyorsunuz. Ancak arkadaşlar, adı üzerinde iyonik çözünen maddelerin iyon sayısı ya da faktörü suya verdiği tanecik sayısıdır. Oldukça kolay. Mesela arkadaşlar, sodyum klorür suya kaç tane iyon vermiş? 2 tane iyon vermiş. 2 tane iyon verdiği için faktörü ya da iyon sayısı arkadaşlar 2'dir. Devam edelim. Kalsiyum bromür. Kalsiyum bromür gördüğünüz gibi 1 tane kalsiyum artı 2, 2 tane brom eksi iyonu vermiş. Yani toplamda 3 iyon vermiş. Öyleyse arkadaşlar, faktörü ya da iyon sayısı 3'tür. Alüminyum klorür. Çözeltiyi arkadaşlar 1 tane alüminyum artı 3, 3 tane klor eksi vermiş. Toplamda 4 iyon verdiği için faktörü ya da iyon sayısı 4'tür. Arkadaşlar, sanırım anlaşıldı. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzu birlikte çözelim. Derişimi 2 molal olan glikoz çözeltisinin kaynama noktası 1 atmosfer basınçta kaç derecedir? Güzel. Arkadaşlar, 1 atmosfer basınç dediği ne? Deniz seviyesi. Deniz seviyesinde hazırlamış olduğumuz 2 molallik glikoz çözeltisinin acaba kaynama noktası kaç derece bakalım. Arkadaşlar, kaynama noktası yükselmesini nasıl hesaplıyorduk? Kaynama noktası yükselmesi eşittir. Kullanmış olduğumuz saf sıvının kaynama noktası yükselme sabiti çarpı molal derişim çarpı faktör ya da iyon sayısı. Gelin birlikte yerine yazalım. Delta T K, yani kaynama noktasındaki yükselme. Arkadaşlar, biz ne olarak kullandık saf sıvıyı? Daha doğrusu çözücüyü, su. Suyun kaynama noktası yükselme sabiti ne? 0,52 çarpı. Hazırlamış olduğum çözeltinin derişimi ne? Bakın, molal derişim olarak alacakmışım. 2 çarpı. Peki iyon sayısı ne arkadaşlar? İyon sayısı. Glikoz moleküler çözündüğü için iyon sayısı nedir? 1'dir değil mi? Yani faktörü. Neden? Tekrar ediyorum. Çünkü arkadaşlar, glikoz ya da şeker moleküler çözündüğü için, şuraya yazıyorum. Moleküler çözündüğü için arkadaşlar, ben iyon sayısını ne aldım ya da faktörü 1 aldım. Eşittir. 0,52 ile arkadaşlar 2'yi çarparsanız ne olur? 1,04 mi olur? Evet, 1,04 derece kaynama noktasındaki yükselme. Şimdi siz hazırlamış olduğunuz çözeltinin kaynama noktasını hesaplayacaksınız. Eğer saf su olsaydı, 1 atmosfer basınçta saf su 100 derecede kaynayacaktı. Ama siz çözelti hazırladınız ve 1,04 derece ne yaptınız? Yükseltmiş olduğunuz kaynama noktasını. Öyleyse hazırlamış olduğunuz çözeltinin
Kaynama noktası 101,04 derece oldu arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Geçelim hemen ikinci sorumuza. İkinci soru yine bir atmosfer basınçta deniz seviyesinde 17 gram sodyum nitratın 500 gram suda çözünmesi ile oluşan çözeltinin kaynama noktası kaç derecedir? Arkadaşlar o halde ben kaynama noktası yükselmesini tekrar yazıyorum. Kullanmış olduğum saf sıvının ya da çözücünün kaynama noktası yükselme sabiti çarpı molal derişim çarpı iyon sayısı. O halde öncelikle neyi bulmam lazım? Molal derişimi bulmam lazım. Molal derişimi bulabilmek için de çözünen maddenin mol sayısını bulmam lazım. O halde kademe kademe gidiyorum. Birincisi, arkadaşlar çözünen maddenin mol sayısı nereden bulacağım? Ünlü formülümden M bölü MA eşittir 17 bölü. Zaten MA'sını bana vermiş. Sodyum nitratın MA'sı kaç? 85 eşittir. Bu da ne yapar arkadaşlar? 0,2 mi yapar? Evet, 0,2 mol. Şimdi neye geçeceğim? Şimdi arkadaşlar molal derişime geçeceğim. Peki molal derişim neydi? Çözünen maddenin mol sayısı bölü kilogram çözücüydü. Doğru mu? Peki çözünen maddenin mol sayısı ne? Bakıyorum. Çözünen maddenin mol sayısı 0,2 bölü, güzel yazalım şunu. Evet. 0,2 bölü. Peki çözücünün nesi? Kilogramı. Çözücüm ne? Su. Kaç gram? 500 gram. Kilograma çevirirseniz ne olur? 0,5 kilogram olur. Bu da arkadaşlar ne çıkar? 0, şunu güzel yazalım. Evet, eşittir. 0,2 bölü 0,5 ne yapar? 0,4 mu yapar? Evet, 0,4 molar. Tamam. İyon sayısı. Geldi sıra şimdi iyon sayısına. Arkadaşlar burada neyi çözdüm ben? Sodyum nitratı çözdüm. Bir tuz çözdüm. O halde iyon sayısı. Hemen iyonlaştırdım. Sodyum artı nitrat. Peki ne kadar arkadaşlar molal derişimi? Ne buldum? 0,4. Pardon. Arkadaşlar özür diliyorum. İyon sayısını bulacağız. İyon sayısı bir sodyum, bir de nitrat. İyon sayım ne oldu? Hemen kalem rengini değiştiriyorum karışmasın diye. İyon sayım 2 oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi kaynama noktasındaki yükselmeyi hesaplıyorum. Evet. Delta TK eşittir. Zaten formülü yazmıştık. Kaynama noktası yükselme sabit 0,52 çarpı molal derişim 0,4, 0,4 bulduk ya, çarpı iyon sayısı 2 eşittir. Arkadaşlar bu işlemi yaparsak 0,416 derece olur. Peki benim hazırlamış olduğum çözeltinin kaynama noktası ne olur? Saf su olsaydı 100 derece olacaktı. Ben su çözdüm, suda sodyum nitratı çözdüm ve bir çözelti hazırladım. Hazırlamış olduğum bu çözelti kaynama noktasını 0,416 derece yükseltti. O halde hazırladığım çözeltinin kaynama noktası 100,416 derece olur. Dilim sürçtü ama nihayet toparlayabildim arkadaşlar. Evet gençler, hemen diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Arkadaşlar üçüncü sorumuzu okuyalım. 1.000 gram suda. 1.000 gram su ne? 1 kilogram su. Önce kalem rengini bir değiştirelim. Evet. 1.000 gram suda bir miktar stransiyum nitrat çözündüğünde bir atmosfer basınçta çözeltinin kaynama sıcaklığı 100,624 derece oluyor. Buna göre çözeltide kaç gram stransiyum nitrat çözülmüştür? Güzel. Arkadaşlar şimdi biz yine sistematik olarak sorumuzu çözelim. Kaynama noktasındaki yükselmeyi bana vermiş. Kaynama noktasındaki yükselme ne kadar? 100,624 dereceymiş. Kaynama noktasındaki yükselme 100,624. Daha doğrusu arkadaşlar bu kaynama noktası. Şimdi bakın. Bu arkadaşlar kaynama noktamız. Hazırlamış olduğumuz çözeltinin kaynama noktası ne kadar? 100,624 derece. Şimdi dikkat edin. Kaynama noktasındaki yükselme nedir peki? Delta TK. Arkadaşlar
Eğer bu saf su olsaydı, bir atmosfer basınçta kaynama noktası ne olacaktı? 100 olacaktı. Ancak siz bir çözelti hazırladınız. Hazırlamış olduğunuz çözeltinin de kaynama noktası 100,624 oldu. Eksi 100. Demek ki arkadaşlar sizin hazırladığınız çözelti kaynama noktasını 0,624 derece yükseltmiş oldu. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz çözeltinin kaynama noktası ne kadarmış? 100,624 dereceymiş. Değil mi? O halde kaynama noktasındaki yükselme ne kadar? Saf su olsaydı 100 derecede kaynayacaktı. Elde etmiş olduğunuz çözeltinin kaynama noktası 100,624 ise kaynama noktasındaki yükselme demek ki 0,624 derece. Devam edelim şimdi. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Bizden bu çözeltide ne kadar stransiyum nitrat çözdüğümüzü istiyordu. Arkadaşlar ben hemen formülü yazayım. Peki kaynama noktasındaki yükselme neydi? Artık öğrendik. Kaynama noktası yükselme sabiti çarpı molal değişim çarpı iyon sayısı idi. Değil mi? Ha, o halde arkadaşlar ben kaynama noktasındaki yükselmeyi biliyorum. Bakın şimdi yorumu yapalım. Kaynama noktasındaki yükselmeyi biliyorum. Kaynama noktası yükselme sabitini de biliyorum. Bana vermiş. Tamam. İyon sayısını da bulabilirim. İyonik çözelti. Bana ne lazım o zaman? Molal derişim lazım arkadaşlar. Tamam. O halde devam ediyorum sorumu çözmeye. Stransiyum nitratı ayrıştırıyorum. Niye? Çünkü faktörünü yani iyon sayısını bulacağım. NO3-2. Hemen iyonlaştırdım. Stransiyum artı 2. Çaprazlamayı düşündüm. Artı NO3-. Ama NO3'ten 2 tane var. Peki kaç tane iyon verdi suya? 1, 2 daha 3 tane. O halde arkadaşlar iyon sayım benim kaç? 3. Şimdi yerine yazıyorum. Kaynama noktası yükselmesi. Ne kadardı kaynama noktası yükselmesi? 0,624 eşittir. Kaynama noktası yükselme sabiti. 0,52 çarpı molal derişim bilmiyorum. Çarpı iyon sayısı. Arkadaşlar buradan molal derişimi hesaplarsanız molal derişim eşittir. 0,4 çıkar. Evet, 0,4. 0,4 ise molal derişim aynı zamanda neydi? Çözünenin mol sayısı bölü kilogram çözücü değil miydi? Evet, yerine yazalım o halde. Molal derişim 0,4. Çözünenin mol sayısını bilmiyorum. Ancak arkadaşlar çözücünün yani suyun kütlesini biliyorum. 1000 gram çözücü. Bunu kilogram cinsinden yazarsam 1 olur. O halde arkadaşlar N eşittir ne çıkar? Tabii ki 0,4 mol çıkar. Benden ne istiyor? Çözünenin kütlesini istiyor. Zor değil. Arkadaşlar 1 mol stransiyum nitrat kaç grammış? 222 grammış. 222 gram ise 0,4 mol çözünmüş. Acaba kaç gram? Arkadaşlar buradan x'i ne buluruz? 0,4 çarpı 222'den 88,8 gram buluruz arkadaşlar. Evet. Gelelim son sorumuza. Gençler, kesinlikle ne yapıyoruz? Kesinlikle güzelce bu notlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Gerekirse videomuzu tekrar tekrar izliyoruz. Gelelim son sorumuza gençler. Evet. 100 gram suda 11,7 gram sodyum klorür çözülerek hazırlanan çözelti bir atmosfer basınçta 102,08 derecede kaynıyormuş. Buna göre 300 gram suda 0,6 mol sodyum karbonat çözülerek oluşturulan çözelti kaç derecede kaynamaya başlar diye sormuş. Yine arkadaşlar ben sistematik olarak çözmeye başlıyorum. Önce arkadaşlar ne için değerlendiriyoruz? Sodyum klorür için değerlendiriyoruz. Gençler, sodyum klorür çözeltisinin kaynama noktası ne kadarmış? Kaynama noktasını bize vermiş. 102,08 dereceymiş. O halde gençler, kaynama noktası yükselme sabiti ne? Kaynama noktası yükselmesi, daha doğrusu kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş bu çözelti?
102,08-100. Su olsaydı 100 derecede kaynayacaktı ya. Bu da ne yapar? 2,08 derece kaynama noktasını, demek ki sizin hazırladığınız çözelti yükseltmiş. Peki ben formülümü hatırlayayım. Delta TK eşittir neydi? Kaynama noktası yükselme sabiti çarpı molal derişim çarpı yön sayısı. Benim neyi bulmam lazım arkadaşlar? Molal derişimi bulmam lazım. Molal derişimi bulmam için de önce çözdüğü maddenin mol sayısını bulmam lazım. Çünkü kütle olarak vermiş. N eşittir M bölü MA'dan. Hemen hesaplıyorum. Eşittir. Mol kütlesi ne kadar? 11,7 bölü. Peki mol kütlesi ne kadar vermiş? 58,5. 58,5. Buradan arkadaşlar ne yapar? 0,2 mi yapar? Evet. 0,2 mol yapar. O halde hemen molal derişime geçiyorum arkadaşlar. Molal derişim eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı bölü kilogram çözücü değil miydi? Evet. O halde 0,2 bölü kilogram çözücü 100 gram suda demiş. 100 gram su kaç kilogramdır? 0,1. O halde 2 molal mı? Evet. Peki iyon sayısı, gençler, sıra geldi iyon sayısına. Sodyum klorürü ben iyonlaştırırsam sodyum artı klor suya kaç iyon verdi? 2 iyon. O halde iyon sayısı kaç? 2. Şimdi ben arkadaşlar tekrar formülümü yazıyorum. Kaynama noktası yükselme sabiti çarpı molal derişim çarpı iyon sayısı. Şimdi suyun kaynama noktası yükselme sabiti zaten belli. Ama bu sorudaki espri şu arkadaşlar. Size önce çözünen sıvının kaynama noktasının yükselme sabitini bulmanızı istemiş. Bakın kaynama noktasındaki yükselme ne kadardı? Bulmuştuk. 2,08 eşittir. Suyun kaynama noktası yükselme sabitini bilmiyoruz bu soruya göre. Çarpı molal derişim ne kadar? 2 çarpı iyon sayısı. Buradan gerçekten de kaynama noktası yükselme sabitini bakın ne buluyoruz? 0,52. Ha, artık arkadaşlar bizden istediği çözeltinin nesini bulabiliriz? Kaynama noktasını bulabiliriz. Hemen devam edelim. Bizden istediği arkadaşlar çözelti. Ne? Sodyum karbonat. Ben öncelikle sodyum karbonatı bir ayrıştırıyorum. Hemen faktörünü buluyorum. 2 sodyum artı, 2 tane var ya, artı karbonat eksi. Şunu düzenli yazalım izninizle. Evet, artı karbonat eksi 2. Çaprazlamayı düşünürseniz. 2 iyon, 1 iyon. İyon sayınız kaç oldu? 3 oldu arkadaşlar. Tamam. Başka arkadaşlar bakın 0,6 molü 300 gram suda çözmüş. O halde ben neyi hesaplayacağım? Molal derişimi hesaplayacağım. Molal derişim çözünenin mol sayısı bölü kilogram çözücü. Çözünenin mol sayısı ne kadarmış? 0,6. Peki kilogram çözücü ne olur? 300 gram su 0,3 kilogram olur. Bu da arkadaşlar 2 molal yapar mı? Yapar. Şimdi artık ben kaynama noktasındaki yükselmeyi ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Kaynama noktasındaki yükselme. Kaynama noktası yükselme sabiti. 0,52 çarpı molal derişi 2 çarpı iyon sayısı 3 eşittir. Arkadaşlar bu işlemin sonucu ne çıkmakta? Bu işlemin sonucu 3,12 çıkmakta. 3,12. Peki benim arkadaşlar, benim çözeltimin kaynama noktası ne olur? Saf su olsaydı 100 derecede kaynayacaktı. Artı 3,12 derece yükseltti benim hazırladığım çözelti. O halde benim çözeltimin kaynama noktası 103,12 derece olur. Evet gençler. Sevgili gençler, sizden istediğim mutlaka notlarınızı eksiksiz almanız ve soruları çözümleriyle birlikte bir güzel defterinize yazmanız. Hepinize iyi günler diliyorum.